Herkese yeniden merhaba. Bugün size memnun kalmadığım ürünlerden biraz bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu serinin ilk videosunu daha önce çekmiştim. Çok da güzel yorumlar almıştı. Fakat her ne kadar kendimi bu seriyi çekerken çok tatminsiz ve mutsuz hissetsem de arada çekmek gerekiyor çünkü her zaman favorilerimizden ve memnun kaldıklarımızdan bahsetmeyeceğiz tabii ki de. Gönül isterdi ki her zaman aldığımız ürünlerden memnun kalalım. Aldığımız ürünler bizi mutlu etsin ve paramız hiçbir zaman boşa gitmesin. Ama ne yazık ki bazen reklamlara kanıyoruz, bazen hiç düşünmeden alıyoruz, bazen sırf merakımızdan, bazen de önerilen ürünü alıyoruz fakat o bizim cilt tipimize uymuyor, kullanan kişi çok memnun olabiliyor, bizim saç tipimiz uymuyor falan filan vesaire, böyle durumlar oluyor. Şimdi sizinle böyle bazı pişmanlık dolu ürünlerimi paylaşacağım. Hepsini böyle önüme dizdim şu an. Hepsine böyle nefretle bakıyorum, şöyle çat diye vurup burayı bir yıkmak istiyorum ama maalesef şu anda kardeşim de gülüyor burada. İsterseniz lafı hiç uzatmadan hemen videoya geçelim ve pişmanlıklarımı birlikte izleyelim. Öncelikle cilt bakımından gitmek istiyorum. İlk pişman olduğum ürün Clean and Clear'ın bu derinlemesine etkili ferahlatıcı yüz temizleme jeli. Bu ürünü Türk YouTuber'lar çok fazla kullanmıyor ama Amerikalı YouTuber'lar, özellikle bizim yaş grubumuzdaki YouTuber'ların acayip derecede kullandığı bir ürün bu ve bunun serisi. Deli gibi bundan tüketiyorlar, her videolarında bu var falan filan vesaire. Ben dedim ki kesin çok güzel. Yani artık bu kadar insan kullanıyorsa, 10 milyon 15 milyon takipçi olan insanlar kullanıyorsa kesin dedim muazzam. Ama şunu düşünmedim ki Clean and Clear'ı çok fazla reklam veren bir marka Amerika'da. Bunu pek düşünemediğim için bizim ülkemizde ne kadar Neutrogena çok daha ünlü olsa da aynı firmanın ürünleri, Amerika'da Clean and Clear biraz daha ünlü Neutrogena'ya göre. Her neyse, Clean and Clear'ın bu ürününü aldım ve fiyata uygundu bayağı. Migros'ta falan bile 9-10 lira, Kipa'da falan satılıyor, her yerde var. Aslında kredisi her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz bu ürünü. Bu ürünle ilgili şöyle bir problem var. Aslında fena bir ürün değil. Ama ve lakin çok ama çok cildi kurutuyor. Yani cildi bildiğiniz bütün nemini, varını, yoğunu, her şeyini alıyor ve cilde acayip bir kuruluk bırakıyor. Bu tarz bir üründen memnun kalmak istiyorsanız kesinlikle aşırı yağlı, böyle artık böyle pıt pıt yağ damlayan bir cilde sahip olmanız gerekiyor. Çünkü benim yağlıya dönük karma cildimi acayip yordu, acayip kuruttu, sivilceler çıkarttı. Hatta bir dermatolog arkadaşıma sordum, dedim benim böyle sivilcelerim çıktı, ne oluyor? Bu ürünü kullandıktan sonra, çünkü bunun öncesinde ben yoğun vitamin içeren bir ürün kullanıyordum yüz yıkama jeli olarak ve aşırı memnundum. Arkadaşım dedi ki büyük ihtimalle yüzünü çok kurutmuştur, yoğun bir nem takviyesi yap, anca kendine gelir. Ve gerçekten ben bir hafta boyunca nem maskeleri, nem kapsülleri, nem bilmem neleri, zartlar zurtlar derken anca yüzümü kurtarabildim. Ve bu ürün benim yüzümü gerçekten çok kuruttu. Kötü demiyorum, temizleme konusunda iyi. Yani bir drugstore yüz temizleme jeli için başarılı bir ürün ama benim gibi yağlıya dönük bir cildiniz varsa, sizi hiç ama hiç memnun, karmadan yağlıya dönük bir cildiniz varsa mutlu etmeyecektir. Ya çok akneli ya da çok yağlı bir cilde iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ben maalesef hiç ama hiç memnun kalmadım. Bir diğer cilt bakım ürünüm ise Zirh markasının bu scrub'ı. Şimdi şöyle kısa bir bilgi vereceğim. Zirh markası Amerika'da çok ünlü bir erkek cilt bakım markası. Gerçekten fiyatları da yüksek Amerika bazında. Fakat gratis bu seriyi bir ara Türkiye'ye çok ucuz fiyatlara getirdi. Yani Amerika satış fiyatı 30 dolarsa, Türkiye'de nereden baksanız 100 liraya satılması gereken ürünü 30 liraya sattı Türkiye'de. Yani dolar Türk lirası bazını eşitledi ve o fiyat aralığında sattı. Ben de o fiyat aralığında sürekli gördüğüm marka olduğu için böyle bir arada indirime girdi, böyle 15'e falan düştü bu ürünler, 12'ye falan düştü, böyle paket paket aldım, böyle bayağı rafı böyle boşaltarak aldım hepsini. Ama ne bilebiliriz ki bu ürünün bu kadar kötü olacağını? Anlatamıyorum. Benim hayatımda kullandığım en kötü scrub. Benim kesinlikle hayatımda kullandığım en kötü scrub. Çünkü çok ama çok kötü kokuyor. Yüzünüze verdiği his acayip kimyasal. Yani bu scrub'ı sürdüğünüzde içeri aloe vera varmış güya. Çok ama çok yoğun bir kimyasal yüzünüze sürdüğünüzü hissediyorsunuz. Sanki böyle nasıl anlatayım ya, böyle sanki yüzünüze vernik sürüyormuşsunuz gibi. Acayip kötü bir his, acayip kötü bir koku. Böyle merhem gibi bir, yani çok kötü, vernik değil de daha merhem gibi diyelim. Çünkü birazdan verniğe benzeteceğim başka bir ürün var. Çok kötü, böyle yoğun bir merhem sürüyormuşsunuz gibi, böyle soğuk algınlığında sürülen merhemler vardı böyle sırta falan. Onun gibi çok kötü kokuyor. Yapısı da bence kötü ve scrub olarak da bence başarılı değil. Çok kimyasal bir ürün. İçeriğini bilmiyorum. Ben kutusunu atmışım, içeriğine bakamadım ama bence gerçekten kötü bir ürün. Şu an Türkiye'de bulamazsınız zaten büyük ihtimalle, artık zil satılmıyor Türkiye'de ama yurt dışından izleyenler varsa bu ürünü tavsiye etmiyorum. Kesinlikle almayın, aldırmayın. İki tane saç ürünüm var. Hemen onlara geçeceğim. İlki Tony Engay'ın Nourish serisinden bu Reconstruction Mask'i, yani saç baskesi. Ürünü şöyle içeriğini açtığımızda bu tarz, şuradan saçımın da çıktığı ürünle karşılaşıyoruz. Şimdi bu aslında bir saç maskesiymiş. Ben uzun bir süre Moshos Garden'ın fesleğenli saç maskesini kullandım ve aşırı memnunum. Yani benim için bir saç maskesini yapabileceği her şeyi yapıyordu. Bir saat boyunca saçımı da bekletiyordum, daha sonrasında yıkıyordum ve gerçekten saçımın o maske hissini hissediyordum. Ama bu ürün gerçekten maske değil, yoğun bir saç kremi. Ki ben bu ürünü çok çok örgülerle bahsedeceğim için
Türk YouTuber'lar çok sevdiği için böyle bayıldıkları için gidip aldım. Çok pişman oldum. Gerçekten maske değil, bana kalırsa yoğun bir saç maskesi ve fiyatını hak etmiyor. 50 lira civarı bir fiyatı var. Bence hiç hak eden bir ürün değil. Ben şu an saç kremi gibi kullanıyorum. Böyle yoğun bir saç kremi gibi. Onun dışında bence hiçbir işe yaramıyor. En azından benim bir saç maskesinden beklentilerimi hiçbir şekilde karşılamadı. Eğer çok memnun olan vardır, saç maskesinden beklentisi farklı olanlar vardır ama benim beklentilerim çok farklıydı. Bu çok farklı bir ürün çıktı. Hiç ama hiç memnun kalmadım bu üründen de. Bir diğer saç ürünüm ise Eldor'un canlandırıcı kuru şampuanı. Benim bu hayatta kullandığım en kötü kuru şampuan kesinlikle. Bu yağlı saçlara özel olmasına rağmen, ki daha yoğun olması lazım, daha çok emmesi lazım saçtaki yağı. Hiç ama hiç memnun etmedi beni. Hiç de memnun kalmadım, beğenmedim yani. Hiç, sadece kokusu çok güzel. Elma kokuyor. Mesela kokusu çok güzel. Benim herhalde koku olarak kokladığım en başarılı kuru şampuan bu olmasına rağmen performans da başarısız. Eldor gibi markanın bu tarz kötü bir ürün çıkarmasının bilmiyorum nedenini. Ben sanıyorum bir videoda daha bahsetmiştim bu üründen ama yani hiç memnun kalmadım. Saçtaki yağı almıyor. Saçta bence kalıyor. Tabaka bırakıyor. Saçı bir de acayip şekilde matlaştırıyor. Ölü gibi yapıyor. Beğenmedim. Bunun fiyatı 16-18 lira arasında. Yani bu fiyata çok çok daha iyi kesinlikle alınabilir. Kuru şampuanlar var. Yani bu ürün maalesef beni hiç ama hiç memnun etmedi. Şimdi bir tane de cilt ürünüm var. Deodorant gibi ürün. Daha sonrasında kozmetiklere geçeceğim. Cilt ürünümde de Isana Man'in bu deo spreyi var. Deodorant spreyi yani. Bu üründe şöyle bir ünlü oldu. Rozman'ı satıyor biliyorsunuz. Isana markası ki benim sevdiğim markadır. Alüminyum içeremeyen bir deodorant olduğu için işte çok popüler oldu. Çok uygun fiyatlı. Alüminyum içermiyor. Herkes gidip alsın. İşte ben indirimlerde stokluyorum. Cerçüt vesaire. Gidip aldım. Şöyle söyleyeceğim. Kapalı bir odada sıktığınızda oda isterse 500 metrekare olsun boğuluyorsunuz. Ürünün içerisinde artık alüminyum olduğu için mi nedir? Çok yoğun bir kimyasal var ve böyle sıktığınız an boğuyor. Yani böyle nefessiz kalıyorsunuz. Nefesinizi tüketen bir ürün. Değişik yani. Ben çok açıkçası memnun kalmadım. Bir deodoranttan beklentim bu şekilde değil. Daha hafif seviyorum deodorantları. Yani alüminyum içermesine rağmen bence çok ağır bir deodorant. O yüzden maalesef bundan da çok memnun kalmadım. Her ne kadar alüminyum içermesi de fiyatı çok uygun olsa da içeriği iyi olsa da cebe iyi gelse de beni hiç memnun etmediği için bir daha gidip alacağım bir ürün değil. Şimdi sırada 3 tane renkli kozmetik ürünüm var. Daha doğrusu makyaj ürünü var. Onlardan bahsedeceğim. Hatta 4 tane, bir tanesi çünkü sünger. İlk ki Flormar'ın bu make-up spreyi. Flormar'ın bu makyaj sabitleyici spreyini hiç beğenmedim. Çünkü vernik gibi bir ürün. Gerçekten çok kimyasal, yüzünüze bir vernik sıkıyormuşsunuz gibi birisi var. Sabitleme konusunda başarısız diyemeyeceğim. Ama bence hiç ama hiç yüze sıkılabilecek, sürekli her gün kullanılabilecek bir ürün değil. Çünkü yüzüm böyle yordu. Ya beni çok gerçekten yüzüme sıktığımda böyle boğuyormuş gibi, yoruyormuş gibi hissediyorum. Ve yüzümde bir tabaka varmış gibi de bir his bırakıyor bende. Ki sevilen bir ürün aslında Türk YouTube camiasında. Ama beni memnun etmedi. MAC Fix Plus gibi daha hafif yapılı ürünleri seviyorum. Her ne kadar onların sabitleme özelliği daha az olsa da o tarz daha hafif ürünleri denemek istiyorum. Bir dahakine bu bittikten sonra kullanacağım bunu ama Urban Decay 2'ni alacağım. Bakalım o nasıl bilmiyorum ama bundan hiç ama hiç memnun kalmadım. Fiyatın uygun olması maalesef bu eksisini gözümde kapatmadı. İki tane fondötenim var. Bu fondötenlerin aslında yapılarını sevdiğim biri Rimmel London Stay Matte, bir de Essence All About Matte. Fakat bu iki ürününde şöyle bir problemim var. İki ürünün de renk skalası çok kötü. Şimdi bu elimdeki mesela 20 matte nude Essence'in All About Matte'inin. Ürün 12 saat işte kalıcılık falan sağlıyor. Aslında bir yapı olarak güzel, kalıcılığı falan da güzel ama bu matte nude yani aslında mat cilt rengi, mat nude. O bej alt tonu olmasına rağmen sapsarı bir ürün ve aşırı koyu. Hem çok koyu hem çok sarı. Yani üzerindeki renk ibaresiyle içerisindeki renk ibaresi birbirinden tamamen alakasız ve yani 20 numara. Ben normalde bütün fondöten ve benzeri ürünlerde 200, 300, 20, 30, 2, 3 gibi şeyler kullanırken bunun 20'si çok ama çok koyu, çok ama çok sarı. Yani acayip bir ürün olmuş. Ben renk konusunda maalesef düzeltmesi gereken ürünlerden diye düşünüyorum bu Essence All About Matte ama fiyatı çok uygun. Yapısı oldukça güzel. Hani renk konusunda anlaşabilirsek ileride başka bir tonunda tekrar kullanabilirim. Bir diğer üründe Rimmel London Stay Matte. Bu üründe şöyle bir problem var. Şimdi ben YouTube'daki yabancı YouTuber'daki incelemelerini gördüğümde ürünün şöyle şeyler gördüm. Mesela 100 var. 101, 102, 103, 104 var. 200 var. 201, 202, 203, 204, 300. 301, 302, 303, 304. Yani böyle bir sürü ara rengi var ürünün. Ama Türkiye'de 100, 200, 300 ve 400 var sadece. 4 renk getirmişler. 100 Ivory, 200 Soft Beige'di bu üründe. Şimdi şöyle bir problemimiz var yine. Light beige'di veya. 100 Ivory çok açık. 200'ü çok koyu. Ki benim ten rengim de böyle acayip bir ten rengi değil. Yani Türk insanı gayet bulunabilen bir ten rengi. Sadece ben biraz bej alt tonluyum. Türk insanı biraz sarı alt tonlu. Hani onun dışında ten renk koyuluğu olarak normal bir renk koyuluğum var. Buğdaya yakın diyebiliriz. Açıktan buğdaya doğru. Ama bunun yani şaka gibi aşırı derecede acayip bir renk skalası var. Ben 100'ünü aldım. 200'ü çok koyu değil. 100'ü de çok açık geldi. Bir değişik yani. 100'ü çok açık. 200'ü çok koyu. Bir hiç anlamadım ben. Bu iki ürünün hiç anlamadım yani renk skalasının olayını. O yüzden bu üründen hiç memnun kalmadım. Fiyat olarak da bu ürün de çok uygundu. Yapı olarak da güzeldi ama beni renk konusunda maalesef mutlu etmedi. Ve son ürün sanıyorum bu arada YouTube'un en ünlü ürünlerinden biri olan, en çok konuşulan ürünlerinden biri olan H&M'in bu makyaj süngeri. Biraz önce kullandım hatta tekrar bir denemek için. Yani şöyle bir durum var. Ben bu ürünü maalesef ve maalesef Beauty Blender'a asla muadil olarak göremiyorum. Çünkü Beauty Blender
trendler arasında gerçekten ciddi bir fark var. Hatta ben bununla ilgili bir video çekeceğim yakında. Çünkü merak edilen bir konu bu. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Beauty Blender'ı elinize alıp sıktığınızda hiçbir şekilde yapay sünger hissi vermeyen, uygularken kesinlikle hiç zorlamayan ve içerisine çok fazla ürün emmeyen bir makyaj süngeri. Ve bence fiyatı her ne kadar Türkiye'de fazla olsa da çok başarılı bir makyaj süngeri. Ama bu 10 lira olmasına rağmen bir kere çok yapay bir hissi var. Şöyle sıktığınızda silikon ve ucuz sünger hissini hissediyorsunuz. Plastik bir hissiyat veriyor. Onun dışında aşırı derecede ürün emiyor ve temizlemesi çok ama çok zor. Böyle yarım saat boyunca çitilemeniz gerekiyor bu ürünü. Hani gerçekten o kadar zor ki temizlemesi, ki bence ürünü temizlemeden, tam olarak bu tarz makyaj süngerlerini temizlemeden kullanmak da çok doğru değil. Yani hijyenik değil. Bu ürünü hani kullanat gibi bir ürün gerçekten, çünkü çok çok zor temizleniyor ve çok ürün emiyor içerisinde. Ben hiç memnun kalmadım ve bütün H&M'lerde de stoklarda tükenmiş. Yani Türkiye'de hiçbir yerde bulunamamış bu ürünler. Ben de İstanbul'a gittiğimde almıştım bu süngeri. Yani hani 10 liralık bir sünger için çok konuştum diyebilirsiniz belki ama ben çok övülecek bir tarafını bulamadım ve Beauty Blender'a asla muadil gösterilmesini de doğru bulmadım. Bence Real Techniques'in Miracle sponge'u, bu kesik uçlu turuncu süngeri, çok çok daha başarılı buna göre. Bence o muadil konusunda çok daha yakın yani ona. Çünkü çok daha başarılı bir sünger. Bunu hiç beğenmedim. Gidip bunu alacağınızda Real Techniques'in Miracle Sponge'ını 20 liraya almanızı, bunu 10 liraya alacağınızda onu 20 liraya almanızı tercih ederim. Hatta öneririm. Benim son zamanlarda memnun kalmadığım ürünler böyleydi. Sizin memnun kalmadığınız neler var? Aşağıda yorumlarda benimle paylaşsanız çok ama çok mutlu olurum. Başka bir sorunuz varsa ürünlerle ilgili, herhangi bir yorumunuz varsa veya içerisinden memnun kaldıklarınız varsa lütfen onları da aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Ürünler hakkındaki tüm detayları, satın alınabilir linkleri ve bunun haricinde sosyal medya sistemimde bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.